Yaylar, yükselen yaylar tabii ki. Evet. Çocuk, çocuk, çocuk. Yaylar. Yükselen yaylara evet. Çocuk mu diyoruz? Evet, evet. Yani yeni çocuk ihtimalleri, yeni evlatların olma ihtimali mi yoksa? Evet, çok çocuk, kalabalık çocuk. Belki bir öğretmendir, işte ne bileyim, bu dönem atanabilir gittiği yerde ya da sınıfında vesairede çok çocuk olup onlardan yana çok şan. Bak şöyle söylüyorum, bir öğretmendir, bir çocuğun elinden tutar, o çocuk yıllar sonra onun karşısına çıkar. Böyle kadersel etkileri vardır. Bol bol çocuklara destek olsunlar. Çocuk esirgeme kurumlarına destek olsunlar. Varsa çocuk planları, çocuk yapabilirler. Yoksa ben çocuk istemiyorum diyorsa çocuklara çok fazla hayır hasenatta bulunur. Bu onlara ne fayda sağlayacak? Çocuklara... Beşinci evde Jüpiter çocukları, çocuk enerjisini çoğaltır. Orada bir iyilik yapmak, Jüpiter kendisi iyilik getiriyor ya. Sen de o iyiliği Allah'ın izniyle bir iyilik getiriyor. Sen de o izni iyiliği bir kul olarak, bir aslında ne derler, bir yayın yapıyor, yayın yapıyorsun. Etrafa dağıtırsa o sana katıyla. Aldığın iyiliği dağıtıyorsun, o da sana bereketiyle dönüyor. Aynen öyle. Tamam. Yayların evlilikleri, eğitimleri, yer değişmeleri, taşınmalarıyla ilgili, çocuk sahibi olmaları, riskli yatırımlar, borsa, birçok alanda şanslı dönemleri ve 12 yılda gelen aşkı bulacaklar, aşksız yaylar. Evlilikleri varsa çok duygusal olarak iyi bir yöne evrilir. Böyle hani eşlerine tekrar aşık olabilirler gibi. Yalnızlarsa bu dönem karşısına çıkan insanlar çok büyük aşk yaşayabilir. Belki bu dönem karşısına çıkan insanla evlenirse belki ömür boyu aşık olduğu kişiyle evlenmiş olacak. Yükselen yaylar için söylüyoruz bunu. Evet. Tekrar hatırlatalım. Ekranda yay burcu diye yazıyor veya oğlak diye yazıyor ama yükselenden anlatıyoruz, onu hemen tekrar etmiş olalım. Bir bakmışım, birine bir anda aşık olur, şehir değiştirebilir. Yayların karakterinde var zaten bu, mizaçlarında evet. Da var. Evet. Bu arada gayrimenkul ev taşınmazlar noktasında da hareketli bir dönem. Aile büyüklerinin bakımıyla ilgilenebilir, onların gönüllerini hoş tutması gerekebilir ki yapsınlar. Aileleri genişleyecek. Muhtemelen böyle kardeşler bir şey, kalabalık bir ev ortamı, bol bol evde birlikte olmak ve aşk ve ilişkiler anlamında sosyalleşmek, eğlence, yaratıcılıkları da çok artacak. Kalabalıklara girsinler. Organizasyonların içinde bulunsunlar. Bu arada kardeşlerinden de güzel haberler gelecek. Belki bir kardeş eğlenecek, çocuğu olacak, bir iş kazanacak, işte bir sınavı kazanacak. Onların keyfiyle de keyiflenecek. Yükselen yayla da güzel oldu ya. Güzel enerjiler zaten var. Zaten Jüpiter yayın yöneticisi ve onu birinci evden beşinci evde görüyor yani. Orada bir kıyağı var yani. Evet. Yaya. Oğlaklar. Ateş elementi bir de direkt alıyor yani böyle. Direkt onu. Oğlaklar. Bu arada hemen bir şey söyleyeceğim. Tamam. Spora başlayabilirler. Güzel sonuç alır. Yaratıcılıkları, hobileri artıyor. Hobileri konusunda yaylar hiç denemedikleri yeni hobiler edinsinler. Vücutları yenilenir. Uyarımız yenilenir. Var mı yaylara? Var. Doyumsuzluk, yetinememe, cüretleri konusunda ve kibir konusunda dikkat etsinler. Birilerine çok fazla söz verip tutamamakla ilgili problem olabilir. O yüzden ağızlarından çıkanı yani kime ne söz vereceklerse iyi hesap etsinler. Sonra sen sözünde durmuyorsun gibi bir şey olmasın.